İspanya'nın kısa vadeli borçlanma maliyeti Euro tarihinin ikinci en yüksek seviyesine çıktı. Dün ülkenin 10 yıllık tahvil faizinin de %7.55'i görerek tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmasıyla İspanya adım adım kurtarılmak için uluslararası mali yardım başvurusu yapmaya yaklaşıyor. Ülkede Valencia'nın ardından diğer bazı yarı özerk bölgelerin de merkezi hükümetten mali yardım isteyeceklerine yönelik iddialar İspanya'daki durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Bence Euro bölgesi ve Avrupa Merkez Bankası İspanya için tam bir kurtarma paketinden kaçınmaya çalışacak. Ama şu anda başka bir yol varmış gibi de gözükmüyor. İspanyol Ekonomi Bakanı Luis de Guindos bugün Alman meslektaşı Wolfgang Schäuble ile bir araya gelecek. İspanya bankacılık sektörü için AB ve IMF'den 100 milyar euroluk mali yardım istemiş ve istek onaylanmıştı. Guindos ise İspanya'nın bundan daha fazla bir yardıma ihtiyaç duyduğu iddialarını yalanlamıştı.